Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bal kabaklı yaş pasta yapacağım. Nedir bunun için gerekli malzemelerim? 1,5 kilo kabağım var, 3 bardak toz şekerim var. Bunlar bal kabağı için. Kekimiz için pandispanya yapacağız. Pandispanya için ne gerekiyor? 4 adet yumurta kullanacağım. Sarısını ve beyazını ayırdım. 4 sarı, 4 beyaz. Bir fincan, ölçüyü görün diye bunu koydum. Bir fincanla nişastam var. 3 fincan toz şekerim var. 3 fincan unum var. Kabartma tozum var. Vanilyam var. Yarım bardak suyum var. Sıvı şanti kullanacağım. Bir de üzerini falan süslemek için. Şimdi ilk olarak bal kabağını pişirmeyle başlıyorum. Bal kabaklarımı tencereme koyuyorum. Küçültebilirsiniz de. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Bir su bardağı da su koyup ocağıma alacağım. Yumuşayıncaya kadar pişireceğim arkadaşlar. Bu aşamayı göstermiyorum. Şimdi pandispanya yapımına geçiyoruz. İlk önce yumurta aklarımı, 4 tane yumurta akım vardı burada. Onunla şekerimin yarısını çırpacağım. Diğer yarısını sarısı için ayırdım. Şimdi mutfak şefimde çırpacağım beyazını. Yumurta beyazlarım istediğim kıvama geldi. Bu şekilde akmayacak. Yani bir şey yoğunluk olacak. Gördüğünüz gibi uçtan düşmüyor. Şimdi yumurta sarılarımı mikserle çırpacağım. Şimdi yumurta sarılarımı kabıma alıyorum. Bir fiske tuzla önce çırpıyorum. Tuzu dağıttık. Şimdi şekerimizle güzelce çırpacağız. Yarısını beyazına atmıştım. Yarısını da şimdi suyumu da ilave ediyorum buraya. Tekrar çırpıyorum. Şekerimiz de eridi. Artık mikserle de işimiz bitti arkadaşlar. Mikseri de kaldırıyoruz. Şimdi arkadaşlar yumurta sarıma katı karışımlarımı ekleyeceğim. Nişastamı eleyerek ekleyeceğim bunları. Vanilin, kabartma tozu ve ununuz. Şimdi bunları güzelce birbirine yedireceğim. Yumurta sarıları ve katı karışımlarımızı. Şimdi arkadaşlar yumurta sarılarımla katı karışımlarımı karıştırdım. Şimdi kaşık kaşık yumurta aklarımı alacağım. Söndürmeden yedireceğim.
Arkadaşlar 17 santimlik bir çemberim var. Ve kenarını falan yağlamadım. Altını da kapatmıyorum. İçine boşaltıyorum hamurumu. Yukarıya doğru kabarmasını önlemek için ortayı şöyle biraz açıyoruz. Şimdi arkadaşlar 180 derece ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. Pastam fırından çıktı arkadaşlar. Birazcık da soğudu. Şimdi kalıptan çıkartacağım. Bakın meyve bıçağı tercih ediyorum. Panispanyam harika oldu arkadaşlar. Şimdi keseceğim arkadaşlar. İçine kabak ve krem şantisini süreceğim. Şimdi pastamı 3 pat olarak kesiyorum. Pastamız taze. Kekimiz. Biraz bayat olması bunlarda çok büyük avantaj oluyor. Ama benim şu anda vaktim yok. Önceden de hazırlamadım ki göstereyim diye. Şimdi kabağımı eziyorum arkadaşlar. Güzelce pişti kabağım. Kabağımız hazır. Şimdi krem şantimi hazırlayacağım. Şimdi 2 bardak sıvı şanti koyacağım ve çırpacağım. Normal krem şanti de olur. Benim kalmamış. Evde de sıvı şanti vardı. Onu kullanacağım. Buna şeker falan ilave etmeye gerek yok. Bu da normal krem şanti gibi şekerli. Krem şantimi hazır arkadaşlar. Şimdi kabaklarımızı pastamıza yayıyoruz. Şimdi üzerine bir kat krem şanti sürüyorum. Kat kat çok güzel olacak bu pasta.
Şimdi pastamın üzerini süsleyeceğim. Ben üzerine renkli gıda boyasıyla turuncu rengi verip kabak gibi süslemek istiyorum ama kabak şeklini tam veremem ama ben o şekilde yansıtmak istiyorum. Çok az sarı gıda boyam varmış. İki üç damla çıktı. Bir damla da kırmızı damlatmak istiyorum. Şimdi üzerine biraz krem şanti verip tekrar çırpacağım. Çünkü az geldi krem şantim. İnşallah güzel bir renk çıkar. Arkadaşlar sarım az geldi. Pembeyi, kırmızıyı çok az koydum ama pembe renk oluştu. Kırmızı baskın geldi. Sarı tamamen kayboldu. Şimdi ben bunun içine bir kabak atıp da denemek istiyorum. Kabağı ezeyim, birazcık da kabak atayım. Bakalım nasıl olacak. Kısmet artık. Olursa olacak, olmazsa olmayacak. Evet arkadaşlar, sonunda turuncuyu yakaladım. Kabak katarak bayağı bir kabak kattım. Şimdi bunu pastamı süslemekte kullanacağım bu rengi. Torbama doldurdum kremamı. Burayı biraz krem şantiyi doldurup da dondurup da yapmak istiyorum. Erimiş sanırım, akıyor. Bu tarafını da böyle süsleyip altı da süsleyeceğim. Onu da artık biraz soğutup devam edeyim. Kremamı biraz soğuttum. Kremamın hemen erimesinin sebebi içine bal kabağı kattığım için. Şantim yetmediği için bu şekilde yaptım. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Şimdi kesiyorum. Dinlendirdim zaten şeyi soğurken. Şimdi pastamı kesip tadımına bakıyorum. Pastamın görüntüsü harika. Muhteşem ötesi oldu. Arkadaşlar dayanamadım, yedim ben. Çok da güzel. Harika. Denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.